Arkadaşlar, bugün size elektrik yükleri hakkında bilgi vereceğim. Bildiğiniz üzere atomun çekirdeğinde proton ve nötronlar vardır. Bunların etrafında elektronlar belli bir düzen altında ne yaparlar arkadaşlar? Dönerler. Bunları ki zaten ileriki sınıflarda daha geniş bir şekilde öğreneceksiniz. Protonun sembolü P ile gösterilir. Nötronun sembolü N ile gösterilir. Elektron sembolü E ile gösterilir. Proton artı yüklüdür. Elektron eksi yüklüdür. Nötron yüksüzdür. Yüksüz demekle neyi kastediyoruz? Artı yüklerle eksi yüklerin eşit olduğundan bahsediyoruz. Yani nötronda M artı yük vardır. M ne vardır arkadaşlar? Eksi yükler vardır. Burada bir uyarımız var. Dikkat edin arkadaşlar. Uyarı. Önemli bir uyarıdır. Dikkat edin buraya. Artı yükler kesinlikle hareket etmez. Artı yükleri kesinlikle hareket ettirmeyeceksiniz. Yani ileriki örneklerimizde şunları göreceksiniz. İki tane cisimleri birbirine sürttüğümüz zaman ya da dokundurduğumuz zaman kesinlikle elektron alış ve verişi olur. Proton alışverişi kesinlikle olmaz. Çok dikkat etmemiz gereken bir önemli uyarıdır bu. Buradaki hatırlatmaya dikkat edelim. Eksi yükler hareket eder, elektron alınır veya verilir. Nötr cisim demek artı ile eksi yüklerin eşit olması demektir. Şimdi arkadaşlar elektrik yüklerinin özelliklerine bakalım. Elektron elektriklenmeyi sağlar arkadaşlar. Yani elektronun özelliği elektriklenmeyi sağlamaktır. Mesela iki tane cismimiz olsun arkadaşlar. A cismi ve B cismi olsun arkadaşlar. Bu iki cisim birbirlerinden elektron alır veya elektron verirler. Örnek olarak şöyle söyleyelim. Mesela bu artı yüklü olsun, bu eksi yüklü olsun. Bunlar birbiriyle temas altına girdikleri zaman arkadaşlar, yüklerin durumuna göre ya elektron buraya gidecektir ya da buradan buraya bir elektron akışı olacaktır. Yani dikkat ederseniz ya B'den A'ya elektron gider ya da A'dan B'ye elektron gider. Kimin nereye gideceğini sorular belirler. İşte yüklerin miktarı, yükün küçük olması, büyük olması belirleyicidir. Örneklerimizde onları da göreceksiniz. Mesela şu kurala dikkat edelim. Elektron. Elektronu kesinlikle bölemeyiz arkadaşlar. Kimse bizi bölemez. Elektronları bölmemiz şu an için imkansızdır. Elektronlar en küçüktür. En küçük parçacık olarak gözleniyor şu anda. Atom altı parçacıklar haricinde. İki tane elektronu karşılıklı bir araya getirdiğimiz zaman yüklerin aynı olması durumunda elektronlar birbirlerini iterler. Yani iki tane elektron karşılıklıysa ne yapacakmış arkadaşlar? Birbirlerini iteceklermiş. Yani şöyle bir soru gördük diyelim. Eksi Q, eksi Q gibi bir soru gördük diyelim. Bunlar birbirlerini nasıl etki eder diye sordukları zaman ne yapacaksınız? Bunların birbirlerini ittiklerini söyleyeceksiniz. Şu kurala dikkat edelim. Bir elektronumuz var, bir protonumuz var. Doğada elektronlar eksi olarak, protonlar artı olarak gözleniyor. Doğada elektrik yükleri vardır. Bunlardan biri nedir? Elektrondur. Diğeri nedir arkadaşlar? Protondur. Yüklerden biri eksi, biri artıysa, yani biri elektron, biri protonsa, bunlar arkadaşlar zıt yük olduğu için birbirine ne yaparlar? Çekerler. Yani bir soru gördük, biri eksi yüklü, biri artı yüklü. Bunların birbirlerini ne yaptıklarını gözlemeniz gerekiyor. Birbirlerine doğru çektiklerini gözlemeniz gerekiyor. Elektrik yüklerinin korunumu. Elektrik yükleri arkadaşlar önceki yükle sonraki yük kesinlikle birbirine eşit olmak zorundadır. Yani diyelim ki elimizde iki tane yük olduğundan bahsedecek. Bunları birbirine dokunduracak veya dokundurduktan sonra ayıracak. Biz soruları çözerken başlangıçtaki toplam yük miktarını son andaki toplam yük miktarına eşitleyerek çözeceğiz. Başlayalım soruları çözmeye arkadaşlar. R yarıçaplı artı 2Q yükünü hemen oluşturuyoruz. R yarıçaplı artı 2Q yükümüz var. 3R yarıçaplı artı 4Q yükü var. Bunları birbirine dokundurursak son yükleri ne olur diye soru sormuş. Kuralımız şu arkadaşlar. Başlangıçtaki yükü son andaki yükü eşitleyeceksiniz. Başlangıçtaki yük toplamını son andaki yük toplamını eşitleyerek soruyu çözmeniz gerekiyor. Ama biz daha kısa olarak şöyle çözeceğiz bunu. Önce başlangıçtaki yükleri toplayacağız.
ne diyoruz? Başlangıç yüklerini topla. Sonra arkadaşlar toplam yarıçapa böl. Neymiş? Toplam yarıçap. Peki gelin bu işlemi yapalım şu anda. Toplam yükümüz ne? 2Q artı 4Q. Toplam yarıçapımız ne? R artı 3R. Burada ne çıktı arkadaşlar? 6Q bölü 4R. İşlemi yaptığımız, bunu bulduk arkadaşlar. Şimdi dursun. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. 1R yarıçapına, bakın 1R yarıçapına 6Q bölü 4 kadarlık yük düştüğünü gösterir. Unutmayın. Sadeleştirme yapalım. 3Q bölü 2. Ne yaptık arkadaşlar? Neden söylüyoruz? Toplam yük bölü toplam yarıçap. İşlemi açtım. Şuradaki R'yi kapalı tutuyorum. Bu 1R'ye düşen yük miktarıdır. O zaman hemen soruya dönüyoruz. Bunun yarıçapı arkadaşlar ne kadar? R'ye kadar. Zaten 1R'ye düşen yük miktarını bulmuş muyduk? Bulmuştuk. O zaman bunun yükü nedir arkadaşlar? Son yükü 3Q bölü 2'dir. Peki bunun yükü ne kadardır arkadaşlar? Yarıçapı ne kadar? 3R. 1R'ye şu kadar düştüğüne göre buna ne kadar düşecek arkadaşlar? Onun 3 katı düşecek. O zaman 3 ile çarparsak 9Q bölü 2 kadar yük düştüğünü göreceksiniz. Peki kontrol edelim bakalım. Başlangıç yükle son andaki yük birbirine tuttu mu? Tutmak zorunda çünkü. Başlangıç yük miktarı ne kadar arkadaşlar? 6Q. Son andaki yük miktarı ne kadar arkadaşlar? 3Q, 9Q, 12Q bölü 2'den 6Q. Demek ki işlemimizi ne yaptık? Doğru yaptık. Bunu çözelim arkadaşlar. 2R yarıçaplı. Eksi Q yükü. R yarıçaplı. 7Q yükü. Hepsini yazıyoruz. Dokundurursak ne olur diye sordu. Hemen kuralımızı başlatıyoruz. Yükleri topluyorum. Eksi Q artı 7Q. Yarıçapları topluyorum. 7 eksi Q daha ne etti? 6Q. 3R. Ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen şurayı kapalı tutuyorum. 1R'ye ne kadar yük düşüyormuş arkadaşlar? Sadeleştirelim. 2Q. Hemen belirledim. Demek ki 1R'lik yarıçapa 2Q'luk yük düşecek. Hemen buraya geçiyorum. Yarıçapı ne kadar? 2R. Bunun kaç katı? 2 katı. O zaman son yük nedir? 4Q'dur. Bunun yarıçapı ne kadar? R. 1R'ye ne kadar düşmüştü? 2Q. Buna düşen yük miktarı 2Q'dur. Kontrol yapalım hemen arkadaşlar. Toplam yük ne kadar? Önceki toplam yüküm ne kadar? 6Q. Son andaki yüküm ne kadar arkadaşlar? O da 6Q. Demek ki başlangıçtaki yükle son andaki yük ne yaptı arkadaşlar? Kendini korudu. Pekiştirme soruları çözelim arkadaşlar. Genelde sınavlarda bu tür soruları sorarlar. Bakın. R yarıçaplı artı Q yükü. 2R yarıçaplı eksi 4Q yükü. Burada daha farklı bir soru sormuşum. Kimden kime ne kadar yük geçer diye. Sınavda çıkabilir. Dikkat etmemiz gereken sorudur. Başlatıyor soruyu. Önce toplam yükü buluyoruz. Q eksi 4Q bölü 3R. Eksi 3Q bölü 3R. 3'ler gitti. Ne çıktı arkadaşlar buradan? 1 yarı çapa eksi Q yükü düştü. Şimdi bunu belirledik. Peki o zaman benim son yüklerimi belirleyeyim. Son yüküm ne oldu? Bunun son yükü ne oldu arkadaşlar? Kapatıyorum. Son yükü ne oldu? Bir yarı çapı eksi Q düştüğüne göre bunun yükü ne kadar oldu? Eksi Q oldu. Bunu kapatıyorum. Bunun yarı çapı 2R olduğuna göre buna düşen miktar ne kadar oldu? Yük miktarı eksi 2Q oldu arkadaşlar. Şimdi olaya başlıyoruz. Son yükleri bulduk. Şimdi zor kısımdayız. Diyor ki bana kimden kime ne kadar yük geçti diye soruyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bakın burada ne kadar başlangıçta yükümüz varmış? Eksi 4Q. Ne kadar yük kalmış? Eksi 2Q. Demek ki BA'ya eksi 2Q'luk yük verdi. Artı Q da eksi 2Q aldığı için ne oldu arkadaşlar? Artı Q eksi 2Q da eder? Eksi Q eder. Yeniden uyarıyorum arkadaşlar. Sakın sakın artıları hareket ettirmeyin. Eksileri hareket ettirin arkadaşlar. Gelin şu soruyu çözelim. 3 tane küremiz var. B önce A'ya dokunduruluyor. Hemen B'yi A'ya dokunduralım önce. Toplam yük nedir arkadaşlar? Q artı 3Q bölü 2R'den 4Q bölü 2R. Sadeleştirirsek ne çıktı? 2Q bölü R çıktı. Yani 1R yarıçapa ne kadar yük düştü arkadaşlar? Q kadar. 2Q kadar pardon. O zaman bunun son yükü ne oldu arkadaşlar? 2Q.
Bunun son yükü ne oldu arkadaşlar? 2Q. Tamam, burası bitti. B sonra C'ye dokunduruluyormuş. Şimdi B'yi C'ye dokunduracağız arkadaşlar. Ama B, C'ye hangi yükle dokunacak? 2Q'la. Hemen işlemi yapıyoruz. 2Q kime dokundu arkadaşlar? 5Q'ye dokundu. Bölü. X'in toplam yarıçapı 3R. Ne çıktı burası arkadaşlar? 7Q bölü 3R. Yani ne verdi? Bir yarıçapa ne düştü arkadaşlar? 7Q bölü 3 kadarlık bir yük düştü. O zaman bunun bir sonraki yükü ne oldu arkadaşlar? Buraya yazıyorum. 7Q bölü 3 oldu. Bunun yükü ne kadar oldu arkadaşlar, son yükü? Yarıçapı 2 katı olduğu için bunun 2 katı nedir? 14Q bölü 3 oldu. Burada yapacağımız olay neydi arkadaşlar? Yeniden söylüyoruz. Toplam yükleri toplam yarıçapa bölerek işlemleri yapıyoruz. Şu örneği çözelim size arkadaşlar. B önce A'ya dokunduruluyor. Başlayalım. Q eksi 3Q topluyoruz. Bölü toplam yarıçap 2R. Ne çıktı arkadaşlar? Eksi 2Q bölü 2R. Yani bir yarıçapa eksi Q düştü. O zaman bunun son yükü nedir arkadaşlar? Eksi Q. Bunun son yükü nedir arkadaşlar? Eksi Q. Şimdi burası bitti. Sonra B, C'ye dokunuyor. B, C'ye dokunduğu zaman hangi yükle dokunacak arkadaşlar? Eksi Q'la. O zaman ne yapıyoruz? Eksi Q. Nötr demek neydi? Sıfır demekti. Bölü toplam yarıçap 2R. Bu ne anlama geldi arkadaşlar? Bir yarıçapa ne kadar yük düştü? Gördüğünüz gibi eksi Q bölü 2 düştü. O zaman bunun son yükü ne olur? Eksi Q bölü 2 olur. Bunun son yükü ne olur arkadaşlar? Eksi Q bölü 2 olur. Bu örneğe bakalım arkadaşlar. 3 küre aynı anda dokunduruluyor. Aynı anda dokundurulduğuna göre ne yapacağız? Bütün yükleri aynı anda toplayacaksınız. Toplayalım arkadaşlar. Q, 5Q, eksi 2Q bölü toplam yarıçap R, 2R, 3R ne eder? 6R. Ne etti arkadaşlar burası? 6Q, 4Q, 4Q bölü 6R. Sadeleştirirsek 2Q bölü 3R. Bu ne anlama geliyor? Bir yarıçapa 2Q bölü 3 kadarlık yük düştü. O zaman bunun son yükü ne olur? 2Q bölü 3. Bunun son yükü ne olur? Yarıçap 4 kat olduğu için 4Q bölü 3. Bunun son yükü ne olur arkadaşlar? 3 kat olduğu için 3 ile çarparsak son yükü 2Q olduğunu görürsünüz. Şimdi arkadaşlar size özel bir kısım var. Elektriklenme. Elektrikle yüklenme olayı. Cisimleri elektrikle yüklemenin 3 olayı vardır. 3 tane farklı olayımız var arkadaşlar. 1- sürtünme ile elektriklenme. 2- dokunma ile elektriklenme. 3- etki ile elektriklenme. Üçünü de kullanıyoruz bilgi olarak. Önce sürtünme ile elektriklenmeye bakalım. Sürtünme ile elektriklenme. İki cismi sürtünme ile elektriyebilmemiz için iki cisim de kesinlikle nötr olmalı arkadaşlar. İki nötr cismi birbirine sürtersek cisimlerden biri artı, diğeri eksi yüklenir arkadaşlar. Yeniden söylüyorum. İki tane nötr cisim olsun, bu cisim de nötr olsun, bu cisim de nötr olsun. Ben bu iki cismi birbirine sürtersem, ayırdığım zaman bu artı Q yüklü olursa, bu eksi Q yüklü olur. Ya da yine sürttüğümü kabul edin, bu eksi Q yüklü olursa, bu artı Q yüklü olur. Yani hangisinin artı hangisinin eksi olacağını şekiller, cisimlerin cinsleri belirliyor arkadaşlar. Bakın burada örneklemişik. A ve B cismi nötrmüş. Bunları birbirine sürtüyorum. Sonuçta A artı yüklü olursa B eksi yüklü olur. Veya A eksi yüklü olursa B artı yüklü olur. Şimdi bu kuralları ezber bilmeniz gerekiyor. Cam çubuğu yünlü kumaşa sürtersek. Sınavlarda çıkar arkadaşlar. Böyle özellikle üniversite sınavlarında. Cam çubuğu yünlü kumaşa sürttüğümüz zaman cam artı yüklenir, yünlü kumaş eksi yüklenir. Nasıl oluştu bu olay görelim. Bakın burada bir yünlü kumaşımız var. Yünlü kumaş benim olsun. Bu da cam çubuk olsun. Cam çubuğu buraya sürtüyorum. Burada ne gerçekleşti arkadaşlar? Yünlü kumaştan ve cam çubuk birbirine sürtüldüğü zaman cam çubuk yünlü kumaşa elektron yolladı. Cam çubuk yünlü kumaşa elektron yolladı. Cam çubuk yünlü kumaşa elektron yolladığı için cam ne yüklenir arkadaşlar? Artı yüklenir. Yünlü kumaşa eksi geldiği için ne yüklenir? Eksi yüklenir. Sonuçta neymiş? Ezber olarak da bilebilirsiniz. Cam artıdır,
Yünlü kumaş eksidir. Bunun başka bir özelliği var bir de. Ebonit çubuk, yani plastik tarak, onlara benzeyen bir olay. Plastik tarağı düşünebilirsiniz. İpekli kumaşa sürtersek ne olur? Bu sefer şunu hayalimize canlandıralım. Ebonit çubuk bu olsun, ipek kumaş bu olsun. Sürttüğümüz zaman buradaki olayımız nasıl gerçekleşti? İpek kumaş ebonit çubuğa bu sefer elektron yolladı. Elektron yolladı bakın. İpek kumaş elektron verdiği için arkadaşlar artı yükleniyor. Ebonit çubuk eksi aldığı için eksi yükleniyor. Unutmayın, yeniden söylüyoruz. Önemlidir, çok dikkat edin. Şu en önemli nottur, dikkat. Elektron alışverişi olur. Elektron alınır veya verilir. Önemli bir notumuz var. Çok önemli notumuz vardır. Sürtünme ile elektriklenmede yarı çap sizce nedir? Önemli midir? Önemsiz midir? Unutmayın sakın. Sınavlarda çıkar. Önemsizdir. Yani burada şunu böyle küçük bir örnekle size tanımlamam gerekirse, diyelim ki A nötr cismi var R yarıçapında, B nötr bir cisim var 2R yarıçapında. Bu cisimleri birbirine sürtüyorum. Sürtme sonucu bu artı Q yüklenirse bu eksi Q yüklenir. Veya bu eksi Q yüklenirse bu artı Q yüklenir. Veya bu artı Q yüklenirse bu eksi Q yüklenir. Bir sürü alternatif vardır. Burada önemli olan nedir arkadaşlar? Yük miktarları kesinlikle eşittir. Sadece işaretleri farklıdır. Geldik öbür kuralımıza. Dokunma ile elektriklenme. Cisimlere ne yapacağız arkadaşlar? Dokunacağız. Bir dokunma yapacağız. Bakın gördüğümüz gibi şu kalemi, bu cismi, nötr cisme dokunduracağız. Ne olur? Artı yüklü bir cismi nötr cisme dokundurursak sonraki olayda dokunduğumuz cismin işaretinin artı olması gerekir. Dokunmanın bir özelliği vardır arkadaşlar. Şudur. Nötr cisme ne dokunursa dokunanın işaretini alır. Yani nötr artı dokunursa artı olur. Nötr eksi dokunursa eksi olur. O zaman ne oldu arkadaşlar? Ben bu cismi de artı yükleneceğimi biliyorum. Nasıl olacak o zaman? Buradan buraya eksi geçmeli ki burada protonlar fazlalaşsın. Geçtim buraya. Nötr cismi eksi dokundurursak ne olur sonraki olayda? Ne olacak? Bu cisim eksi yüklenmek zorunda. Eksi yüklenmesi için ne olmalı? Bu cisimden buraya eksiler geçmeli ki üzerinde elektronlar oluşsun ve eksi yüklensin. Şimdi arkadaşlar artı yüklü cismi topraklanmış bir cisme dokunuyoruz. Unutmayın topraklanmış cisimler nedir arkadaşlar? Nötrdür. Ne olacak? Artı ne yapar arkadaşlar? Artı elektron ister. Çünkü artı ben hareket etmem der. Ben ağırım der. Elektronları nereden ister? Çok çok önemli bir kural. Çok önemli bir kural arkadaşlar. En uzaktan ister. Çoğu öğrencinin bilmediği bilgidir. En uzaktan ister. Yeniden söylüyorum. Çoğu öğrenci duymamıştır bu bilgiyi. Artı en uzaktan ister. Nereden ister? Topraktan ister. Topraktan neler geldi arkadaşlar? Eksiler. Arkadaşlar dokunma ile elektriklenmede yarı çap önemlidir. Geldik buraya arkadaşlar. Etki ile elektriklenme. Artı yüklü cisim nötr bir cisme yaklaştığı zaman ne olur? Artı ne yapar arkadaşlar? Eksi ister. Nereden ister? En uzaktan ister. Şu bölgenin eksi buraya gelerek, eksiler buraya gelerek burası eksi olur, burası artı yüklü olur. Bu cisim burada durduğu sürece burası eksidir, burası artıdır. Eğer bu cisim uzaklaşırsa bu ne olur yeniden arkadaşlar? Nötr hale geçer. Yükler birbirine karışarak nötr hale geçer. Eksi yüklü cisim nötr bir cisme yaklaştırılırsa ne olur? Eksi ne yapar arkadaşlar? Kendine yakın olan elektronun hepsinden uzaydır. Eksiler buraya geldi. O zaman burada ne açığa çıktı? Artılar açığa çıktı. Bu burada durduğu sürece burası artıdır, burası eksidir. Bu çekip giderse arkadaşlar ne olur? Bu yerine karışarak nötr hale geçer. Artı yüklü bir cisim topraklanmış bir cismi etki altına alırsa ne olur? Artı en uzaktan elektron ister. En uzaktan. O da topraktan çeker, unutmayın. Topraktan elektronları çekerek eksilerin burada olmasını sağlar. Eksi yüklü bir cisim topraklanmış bir cisim etkilerse ne olur? Eksi ne yapar arkadaşlar? Kendisine yakın olan eksileri en uzaydır. En uzak dediğimiz topraktır. O zaman burada neler açığa çıkar arkadaşlar? Protonlar açığa çıkar. Bu cisim burada durduğu sürece ne? Burası artıdır.
Burada zaten hiçbir yük açığa çıkmaz. Geldik arkadaşlar elektroskopa. Elektroskop ne işe yarar? Elektroskop cisimlerin yüklü olup olmadığını, yüklü ise hangi cins yükle yüklü olduğunu anlamamıza yarayan bir alettir. Yani diyelim ki elimizde bir alet var, bunun bir madde var. Bunun cinsini bilemiyoruz. Artı yüklü mü, eksi yüklü mü ya da nötr mü olduğunu bilmiyoruz. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Gidip elektroskopa dokunduruyoruz. Elektroskopun yapraklarındaki harekete göre bunun ne yüklü olduğunu anlıyoruz biz. Nasıl bir şekildir bu elektroskop? Burası bir metal topuzdur. Metal topuzda iletken bir tel bağlıdır. Yapraklar vardır ve cam kürede rüzgardan korumak için konmuştur. Dış etkenlerden. Yaprakların kapalı olması, şu konum şu anda açık gibi gözüküyor. Yaprakların kapalı olması arkadaşlar yük olmadığını gösterir. Yapraklar kapalıysa yük yoktur. Yük geldiği zaman yapraklar arkadaşlar ne yapar? Kendisini açar. Tanımlayalım. Nötr bir elektroskoba artı yüklü bir cisim dokundurulursa ne olur? Ne biliyorduk biz? Dokunma sonuçları neydi arkadaşlar? Nötr cisme ne dokunursa dokunulan aynı cins elektriklikte olur. Bakın artı yüklendi ve birbirini açtı. Nötr eksi dokunursa ne olur arkadaşlar? Yapraklar eksi olur ve yapraklar açılır. Aynı yük olduğu için birbirine ne yapıyorlar? İtiyorlar. Nötr'e nötr dokundurursak ne olur arkadaşlar? Nötr'dür. Yapraklarda ne olmaz? Bir hareketlenme kesinlikle olmaz. Etkilenmesini görelim. Artı geldi nötr bir elektroskopu etki altına aldı. Ne yapar? Artı en uzaktaki elektronlara der ki bana gelin der. En uzaktaki elektronlar kim arkadaşlar? Yapraklardaki elektronlar. Bunlar yukarı doğru hareket eder. O zaman yapraklardan elektronlar nereye geldi? Metal topuza geldi. Elektronlar yapraklardan gittiği için burada ne açığa çıktı arkadaşlar? Artılar açığa çıktı. Demek ki sonuç nedir? Topuz eksi yapraklar artı yüklü olur. Eğer bu cismi çeker giderse bu plaka ne yapar? Yapraklar ne yapar? Kendini kapatır ya da nötr hale geçer. Yine nötr bir elektroskopu eksiyle elektrikliyorum. Ne yapacak bu sefer? Eksi kendine yakın olan eksileri en uzağa. Buradan eksiler aşağı indiği için burada ne açığa çıkacak arkadaşlar? Protonlar açığa çıkacak. Yapraklar ne yaptı? Açıldı. Nötr bir elektroskopa nötr etki altına aldığı zaman ne olur arkadaşlar? Yapraklar kapalı bir durumda olur. Neden? Çünkü yapraklarda yük oluşmaz. Şu örneklere bakalım. Artı yüklü bir elektroskopa artı yüklü bir cisim dokundurulursa ne olur arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar burada bilmemiz gereken çok önemli bilgiler var. Burada 3 tane olay oluşur arkadaşlar. Bu olayları ezberliyoruz. Şöyle ayıralım bunları. Artı yüklü elektroskoba artı yüklü bir cisim dokundurulursa 1. Yapraklar daha çok açılabilir. Açılabilir. 2. İkinci olay. Açıklık değişmeyebilir. Açıklayacağım bunları. 3. Biraz kapanır. Biraz kapanır. Yalnız arkadaşlar söylediğim 3 tane olay olabilirler. Dikkat edin. Bunlardan biri olacak ama hangisi olacak biz de bilmiyoruz. Durumunu belirler bunu. Sorunun şekli belirler. Artıya artı dokundurduğumuz zaman yapraklar daha çok açılır. Nasıl olabilir bu? Bir sürü alternatif var. Şöyle olabilir mesela. En basitten anlatalım size. Dokunan cismin yarı çapıyla elektroskopun yarı çapı eşitse şu şekilde gerçekleşebilir. Yapraklarda yükün artı Q olduğunu düşünelim. Gelen cisminde yükünün artı 3Q olduğunu düşünelim. Bakın dikkat ederseniz gelende yük daha fazla olduğu için ne olur? Yapraklardaki yük miktarı artar. Yapraklardaki yük miktarı artacağı için ne olur arkadaşlar? Yapraklar daha çok açılır. Bu birinci seçenek. İkinci seçeneğe geçelim arkadaşlar. İkinci seçeneğimiz neydi? Ya açıklık değişmez nasıl olabilir? Yine gelenin yarı çapı ile elektroskopun yarı çapı eşitse gelenin yükü artı Q olsun. Elektroskopun yükü de artık yok olsun. Bakın bunlar birbirine dokunduğu zaman ne olur? Yükler kesinlikle değişmez. Açıklık ne olmaz arkadaşlar? Değişmez dolayısıyla. Biraz kapanır. Yine yarı çaplar aynı olduğunu kabul edersek. Bakın ters vereceğim. Gelenin yükü artık yok olsun. Elektroskopun yaprakların yükü artık yok olsun. Ne olacak arkadaşlar bu sefer? Yapraklardaki yük miktarı ne olacak? Azalacak. Azalacağı için ne olacak? Yapraklar kendini biraz kapatacak arkadaşlar. Mantığı da böyle çalışıyor bunun. Bakın arkadaşlar, artı yüklü elektroskoba eksi dokunursa ne olur?
Üç tane hareket oluşuyor arkadaşlar. Biraz kapanma. Tamamen kapanma. Kapanıp, önce kapanıp, sonra açılma. Açılma. Bunlar da olabilirler. Bunlardan biri olacak arkadaşlar. Biraz kapanma nasıl olabilir? Onu da tanımlayalım. Mesela yine yarı çapların aynı olduğunu kabul ederek düşünüyoruz. Mesela bunun yükü eksi Q olsun. Elektroskopun yaprakların yükü artı 5 Q olsun. Dokundurduğumuz zaman ne olur arkadaşlar? Bakın eksi Q, 5 Q daha ne oldu? 4 Q. Yükler yarı çaplarla orantılı dağılacağına göre buna ne kalır? 2 Q kalır. Sonuçta ne olur? Biraz kapanma gerçekleşir. Tamamen kapanma olması için ne bekleriz? Gelenin yükü eksi Q olsun. Yaprakların yükü de artı Q olsun. Bakın yük miktarları eşit olduğu için bunlar ne yaptı kendilerine? Yükler sıfırladı. Yükler sıfırlanınca ne oldu? Yapraklar tamamen kapandı. Biraz kapanma için beklediğimiz olay ne arkadaşlar? Tahmin edebileceğiniz gibi ne olması gerekiyor? Biraz kapanma dedim. Kapanıp sonra açılma için beklediğimiz olay nedir? Şudur. Yaprakların yükü artı Q olsun. Geleni yükü atıyorum kafadan mesela. Eksi 3 Q olsun. Ne olacak? Bakın eksi 3 Q artı Q daha ne eder? Eksi 2 Q. 2'ye bölersek ne olur? Bunun yükü eksi Q olur. Bunun da eksi Q olur. Bakın yapraklarımda artı Q varken ne oldu? Eksi yük oldu. Demek ki ne olacak? Artılar yok olacak. Artılar yok olduğu için ne oldu? Yapraklar önce kendini kapattı. Sonra eksi yüklenerek ne yaptı arkadaşlar? Açtı. Kuralları ezbere bilmeniz önemlidir. Ben açıklamaları hayalinizde canlansın diye yapıyorum. Artı yüklü bir cisme, artı yüklü bir elektroskopa nötr dokunursa ne olur arkadaşlar? Kesinlikle tek bir hareket olur. Biraz kapanma. Ne olur? Çünkü nötr cisimde artı yüklenir. Artı yükleneceği için ne olur? Yapraklarda yük miktarı azalacağı için yapraklar kendini biraz kapatır. Şimdi geldik etkili elektriklenmeye. Ne olacak arkadaşlar? Artı geldi. Artı yüklü elektroskop etki altına aldı. Ne olacak? Artı der ki bana eksi yolla. Nereden? En uzaktan. Buradan yukarı doğru bir eksiler harekete geçti mi? Geçti. Yapraklardan eksiler gittiği için buradaki yapraklardaki artı yük miktarı ne olur? Artar. Yük miktarının artmasından dolayı yapraklar ne yapar kendini arkadaşlar? Daha çok açabilir. Artı yüklü elektroskoba eksi yüklü bir cisim eksi yüklü bir cisim etki altına alırsa ne olur arkadaşlar? Etki. Ne olur arkadaşlar? 3 tane olayımız olur. 1. Çünkü burada olay ne olacak? Eksi. Kendine yakın olan eksileri ne olacak arkadaşlar? Yapraklar etecek. Eğer az eksi iterse biraz kapanma. Kapanma. Eğer şu eksi yapraklardaki artı yük miktarı kadar eksi iterse tamamen kapanma. Eğer bu eksi şu yapraklardaki yük miktarından daha fazla eksi itebilirse arkadaşlar kapanıp açılma gözlenebilir. Yine bu olabilirler arkadaşlar. Yine biz burada olabilirlerden bahsettik. Nötr bir cisim artı yüklü bir elektroskopu etki altına alırsa ne olur arkadaşlar? Ne olacak arkadaşlar? Şimdi buralar artı olduğu için ne olmasını bekliyorsunuz? Şurada ne olacak arkadaşlar? Kutuplanma olması gerekiyor. Burada da bir eksi miktar olması gerekiyor. O zaman ne olmalı? Şuradaki artılar şu eksiler tarafından birazcık ya daha doğrusu burada eksiler oluştuğu için bir artı yüklerde azalma oldu. Ya da şöyle düşünebiliriz. Şuradan aşağı doğru bir elektron hareketi başladı. Onun için ne olur? Yapraklarda biraz kapanma olur. Kısacası şudur. Yüklü bir elektroskoba nötr dokunulsa da etki altına dalsa yapraklarda biraz bir kapanmayı görmeniz gerekiyor arkadaşlar.